Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özgür Çetin. Bugün sizlerle birlikte Oppo Enco W31 kablosuz kulaklığı kutusundan çıkartıyoruz. Geçtiğimiz günlerde duyurulan bir kulaklıktı. Sağ olsun Oppo böyle adımıza da bir kağıt göndermiş. Şöyle ekranla göstereyim. 2020 yılında Türkiye'de akıllı telefon üretisinden daha fazlası olacağını sözünü veren Oppo, yeni kulaklık modeli Enco W31'i Türkiye'ye getirdi. En iyi haberleri alacağınız, müzik dinlemenin keyfine varabileceğiniz güzel günlerde kullanmanızı dileriz demiş Oppo Türkiye. Burada bazı özellikleri de var. Görüyorsunuz şu anda. Bunda detaylarını birazdan ben vereceğim kutu açılımında. Gördüğünüz gibi kablosuz bir kulaklık. Bir kutusu da oluyor tabi. Bütün bunları biliyorsunuz, bir kutu oluyor ve kutu üzerinden şarj ediyorsunuz. Tasarım olarak biraz bana şeyi benzetti bu. Huawei FreeBuds 3'ü benzetti biraz bence. Şimdi açınca göreceksiniz, ben çünkü resimlerine bakmıştım. Kutusunu açmadım ama resimlerine baktım. Böyle bir ürün işte. Şurada bazı şeyler yazıyor. Bakalım. Binaural düşük gecikmeli Bluetooth teknolojisi var diyor. Bas modu varmış. Bu binaural şu arkadaşlar. Normalde kulaklık üzerinde bir kulaklığa bağlantı kuruyor telefon. Öbür kulaklığa diğer kulaklık üzerinden ulaşıyor. Binaural olduğu zaman iki kulaklığa da aynı anda bağlantı oluyor. O zaman ses kalitesi daha az gecikmeli oluyor. Bas modu varmış. Dual mikrofon varmış her iki kulaklığın üzerinde de. Wearing detection diyor. Yani kulaklığı taktığınızda kulağınıza taktığını anlayabiliyor. Dokunmatik bir kontrol var. IP54'te su sıçramalarına ve toza karşı dayanıklılık varmış. Falan filan, inter milan bir şeyler yazıyor burada. Açalım bakalım kulaklığı arkadaşlar. Açarken de bir yandan da konuşalım. Çift mikrofon olduğunu söyledik. Çift mikrofon olduğu zaman ne oluyor? Daha az gürültü geliyor. Biliyorsunuz bu kulaklıklarda böyle bir sıkıntı var. Atalım şu maket bıçağımızı da bir kenara. Attık. Şimdi açalım bakalım poşetten. Bluetooth 5.0 kullanıyor bu arada. Onu da söyleyelim. Kulaklığın 7 mm hoparlörleri var. Çok küçük tabii ki, biliyorsunuz malum küçük olduğu için. Ve bunlar grafen diyaframla güçlendirilmiş. Grafen biliyorsunuz özel bir malzeme. Bu özel malzeme, şunu da atalım, sayesinde çok daha ses kalitesi yüksek oluyor grafenle birlikte. Şimdi çıkartalım bakalım şunu. AAC format desteği de varmış. Hızlı eşleştirme özelliği diye bir özellik var. Bu eğer ColorOS kullanan bir Oppo telefonunuz varsa ki 7.0 ve üstünde oluyor, otomatik olarak eşleştirme yapabiliyorsunuz. Evet, şu anda açtık. Gördüğünüz gibi dairesel bir tasarımda bir kutu bizi karşılıyor. Şöyle kaldıralım. Yalnız köşeleri bayağı bir yuvarlatılmış. Huawei FreeBuds o kadar köşeli, o kadar yuvarlatılmış dedi. Bu bayağı bir yuvarlatılmış. Type-C bağlantımızı görüyorsunuz şurada. Buradan şarj oluyor. Yeri gelmişken bundan da biraz bahsedeyim. Şimdi kulaklığın kendisi 3,5 saate kadar kullanım imkanı sunuyor. Üzerinde 25 mAh'lik bir pil var. Her ikisinde tabii 25-25 olarak söylüyorum. Şarj kutusu ise 350 mAh'lik bir pile sahip bütün ışık olarak ve o da 15 saate kadar kullanım imkanı sunuyor arkadaşlar. Bunu belirtmiş olalım. Şunu çıkartalım. Şöyle bir şey çıktı. Kulaklığımız nasıl açılıyor? Evet, şöyle. Oo, böyle bir hani sevgilimize ya da nişanlımıza bir evlilik teklifi yapıyoruz. Buyurun efendim der gibi şöyle açılıyor. Hoş bir açılma şekli var. Güzel de kapanıyor. Bir mıknatıslı sistem var. Kulaklıklara bakalım. Şurada yeşil bir ışığımız var. Bu da herhalde senkronizasyon için gerekli. Şöyle açalım. Kulaklık da böyle arkadaşlar. Ah, düşürdük. Pardon. Kulak içine giren. Hoş. Çok da güzel rengi bu arada. Bembeyaz ama böyle inci beyazı gibi bir renk söz konusu arkadaşlar. Şu ikisini de alalım. Şöyle. Size göstereyim. 2,5 saatte tam olarak şarj oluyor ve cihazın fiyatı, kulaklığımızın fiyatı ise 599 TL. Şöyle biraz daha detaylı bakalım isterseniz. Şurada bir mikrofon deliğimiz. Mikrofonumuzun sesini buradan alıyor herhalde anladığım kadarıyla cihaz. Şöyle bakalım. Çok şık, çok güzel, hoş. Bunlar da kontaktörler. Bu kontaktörler sayesinde şarj oluyor. Light left, yani sağ ve sol. Şu anda ekranda görüyorsunuz. Kulaklığımız bu şekilde. Peki şöyle bir kenara koyalım bunları. Şunu da çıkartalım. Kutuda başka ne var? Onlara bir bakalım isterseniz. Genelde okumadığımız
Hızlı başlangıç kılavuzu. Şuraya basın, buraya basın. Bunları okumuyoruz zaten. Türkler biz pek sevmeyiz böyle şeyleri. Bu da garanti kağıdı. Şöyle oldu, böyle oldu falan filan. Şimdi burada ne var? Bir USB kablomuz var galiba. Açalım. Evet. Kısa bir Type-C kablomuz var. Yaklaşık 20 santimdir bu diye bu tahmin ediyorum. Burada ne var? Kulak pedleri var galiba. Evet. Standart olarak içinden çıkanlara ek olarak farklı boyutlarda şöyle göstermiş olayım. 2 tane set var burada. Yani 4 tane var ama 2 2 set bunlar. Biraz şu an üzerinde olan orta boy. Bunlar herhalde birisi çok küçük, birisi de çok büyük boy. Kulağınızın boyutuna göre bunları takıp çıkartabiliyorsunuz. Güzel bir şey olmuş. Bunu yerine koydum şimdilik. Ben bunu kullanmayı düşünmüyorum. Bu kabloyu da pek kullanmayız. Var zaten Type-C kablomuz. Testlerde falan lazım olsa denemelerini yapacağım ben bunu. Söylediğim gibi fiyatı 599 TL. Detaylı bir inceleme gelecek. Ben bugüne kadar bu tarz ürünlerden çok fazla inceledim zaten. Epey de tecrübem var. Detaylı bir inceleme de yaparız. Telefonlarımızı da kullanırız. Renault telefonla kullanırız. Renault olmayan telefonlarla kullanırız. Deneriz. Zaten Android ve iOS her türlü telefonla uyumlu olarak kullanılabiliyor. Ekstra bazı özellikler için az önce söylediğim gibi Color OS 7.0 ve üstü istiyor. Gerekirse o şekilde de onu ayarlayıp öyle bir telefonunuz varsa da hızlı eşleştirme yapabiliyorsunuz. Detaylı inceleme öncesinde sormak istediğiniz soru varsa şöyle bir özelliği var mı? Şunu yapabiliyor mu? Bundan iyi midir? Bundan kötü müdür? Ses kalitesi nasıldır? Mikrofonu şöyle midir? Böyle midir? Gibi sorularınız varsa bu videonun altında bizlerle paylaşabilirsiniz. O gün gelene kadar kanalımıza abone olmayı, bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir çekte karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın sevgili Teknoloji Oku takipçileri.